Ben ablamla abime ilk oluyorum. Onlar benim yüzümden hayallerini gerçekleştiremiyorlar. Yani belki ben olmasam hayallerini gerçekleştirebilirler. Ben olmasam bu kadar çalışmak zorunda kalmazlar. Ben olduğum için hiçbir şey yapamıyorlar. Sıdıka Hanım yıllık izinde Emel'ciğim. O yüzden sana ben yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi söyle bakalım. Senin için ne yapmamı istersin? Yani ben artık yetimhanede yaşayabilir miyim? Yemek sonrası zehirlenme olmuş. Tansiyonlar hipotansik. Oksijen destekleri de devam ediyor. Beba toparlan bak, bırakma kendini. Arkadaş bu neydi ya? Ya bu neydi de bizim başımıza geldi ya? Of! Sabahat'a sordum, ben de oraya da gitmemiş. Ay nerede bu çocuk ya Rabbi ya? Ya başına bir şey geldiyse? Hemen kötü bir şey düşünme be yavrum. Çocuk bu arkadaşlarıyla oyuna dalmıştır. Biz onu burada ararken o da eve döndü belki. Ay inşallah evdedir. Bir bakalım. Hadi koş. Nasıl Emel'ciğim? Beğendin mi? Sen buradayken mantıyı çok severdin, hatırlıyorum. Evet, ablamla Cemile abla da çok severdi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun güzelim. Emel'ciğim, ilk odama geldiğinde abimle ablama yük oluyorum demiştin. Neden böyle düşündüğünü öğrenebilir miyim? Abinle tanışmadık ama ablan sana sahip çıkan, seni koruyup kollayan bir çocuktu. Onlar için yük olmana şaşırdım da ondan soruyorum. Şey, aslında onlar öyle düşünmüyor. Ben böyle düşünüyorum. Nasıl yani? Onlar benim yüzümden gece gündüz çalışmak zorunda kalıyorlar. Ama ben burada 18 yaşıma kadar kalabilirsem eğer... hem bu kadar çalışmak zorunda kalmayacaklar... hem de hayallerini gerçekleştirecekler. Ne hayali? Ablam... yurt dışında okumak için burs alabilirmiş. Abim de Amerika'ya gidebilir belki. Ama bana bakmak zorunda kaldıkları için gidemiyorlar. Anladım canım.
Emel'cim şimdi Verda ablan seni yukarı boyama dersine çıkarsın. Benim küçük bir işim var. Sonra yanınıza geleceğim, tamam mı? Tamam. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.